Nasılsınız? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanımızla İslam aleminin durumunu görüştük. İslam alemi bir bütündür, bütün Müslümanlar kardeştir. Bunu bir daha teyiden vurgulamış olduk. Zamanımız dar olduğu için konuşmalarımızın ayrıntısına girecek durumda değilim. Çünkü misafirimiz 18-15 kuşağına yetişmek durumundadır. Bu münasebetle ben hepsine teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tekaddem li maali al. Mücahit Hamidiye Başbakan Kabalar. Ve kıyadet hizb es-saade bi takdir ve şükür ala husn el-istikbal ve ala kerem ed-diyafa. Nahnu şerahna بالتفصيل الأوضاع التي تمر بها فلسطين وتحديدا القدس وغزة المحاصرة ووجدنا أن هناك متابعة دقيقة لما يجري للقضية الفلسطينية لدى قيادة الحزب ومنذ أكثر من قرن من الزمان وهذا تأصيل لموقف الشعب التركي تجاه فلسطين وتجاه القدس والأقصى أيضا نحن قدمنا باسم الحكومة الفلسطينية وباسم الشعب الفلسطيني التعازي بوفاة الأستاذ المؤسس للحزب والمشروع الإسلامي نجم الدين أربكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وإن شاء الله تعالى كما اجتمعنا في هذا المسجد وفي هذا المقر أن نجتمع وإياكم في القدس وفي الأقصى إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Arkadaşlar, arkadaşlar açar mısınız orayı? Koşmaya yollarlar, Mücahit Haliye Başbakan Kamalar, Mücahit Haliye Başbakan Kamalar, Mücahit Haliye Başkanımız İvanlı'yla konuşmaktan dolayı çok memnunum. Çok mutluyum. Kendileriyle İslam alemi ve Kudüs ve Filistin'in durumunu görüşmüş oldum. Kendileri 100 yıldan beri Saadet Parti 40 yıldan beri Filistin davasıyla yakından ilgileniyor ve çok ilgi gösteriyor. Ve bu arada Sayın Necmettin Erbakan'a çok teşekkür ediyorum. O Kudüs davasını ve Filistin davasını çok önemsiyordu ve bunda kendilerine teşekkür ediyorum. Saadet Partisi yetkililerine bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlar.